Çanakkale. 1915 Çanakkale Köprüsü'ne az bir zaman kala acaba hangi durumda, anlatalım, gösterelim sizlere. Kubbeler arasına kurulan platformla tabliyeler askı halatlarına bağlanacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nde tabliye montajı için geri sayım başladı. İki kıtayı bir araya bağlayacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki tabliyeleri montajlamak için gelen ilk dev aparat halatlara bağlandı ve kilitlendi. Her biri yaklaşık 700 ton ağırlığındaki 87 tabliye bloğunun montajı yapılacak. Dev halatlara kilitlenen o dev aparat denizden getirecek olan tabliyeleri kaldıracak ve kablolar üzerine montaj yapılacak. Ve o aparatı bulduğu o nokta ilk tabliyenin bağlayacak nokta olacak. Yaklaşım viyadüğüne ise tabliyeler Singapur bayraklı yüzer vinçle yerleştiriliyor. Köprünün kule bağlantıları ve unsurları Türk bayrağına aran kırmızı ve beyaz renklerde olacak. Her iki yakada 333'er metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak. Yapımında 649'u mühendis, 5000 kişinin çalıştığı köprünün Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü olan 18 Mart 2022'de açılması planlanıyor.